gözüküyor. Geldik HDP tarafına. HDP'de de hareketli günler yaşanıyor. Özellikle iki isim Celal Doğan ve Dengir bir Mehmet Fırat ismi öne çıkıyor sevgili izleyenler. Ve onları şu şekilde itham ediyor bir kısım. AKP, HDP'yi AKP'ye yaklaştırmakla itham ediliyor. Ve bir istifa da önümüzdeki günlerde HDP'de yaşanabilir. Burada mevzu Demirtaş Yüksekdağ mevzusu değil. Biz görev alabiliriz, almayabiliriz. Demirtaş eş başkanlığı bırakabilirim işaretini dışarıya bu sözlerle vermişti. Kapalı kapılar ardında 1 Kasım hesaplaşması yaşanırken istifayı gündeme getirdiği ortaya çıktı. 1 Kasım'da yapamadıklarımızla eleştirdiniz. Bunların yapılması için istifa edeyim. Demirtaş istifa edebilirim dedi. Aldığı cevap olmaz başkan, seni bırakmayız oldu. HDP geçen hafta sonu üst üste seçim sonuçları hesaplaşması yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre bizi AK Parti'ye yakınlaştırmak isteyen bir damar var. Çıkışı geldi. Tartışılır, başkanlık sistemi de kabul edilebilir. O eleştirilerin hedefinde ise AK Parti kurucularından olan Dengir Fırat ve eski CHP'li Celal Doğan var. Her iki isim de HDP'nin başkanlığa karşı tavrının aksine sistem için model önerisinde bulunmuş ve başkanlığa yeşil ışık yakmıştı. Bunların hepsi bahane. Ecel geldi kapıya, baş ağrısı bahane. HDP'de kıl payı, barajın aşılması ve 21 milletvekili kaybının nedenleri de madde madde dile geldi. Süreci okuyamadık, müdahale edemedik, liberal bir savrulma yaşanıyor, öz yönetimi anlatamadık, partide adamcılık başladı, miting yapmadık ama neden seçim kampanyası yapılmadı tespitleri yapıldı. İnadına kardeş, inadına. Demirtaş istifasını gündeme getirdi ama kabul görmedi. Parti sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP'deki tartışmalar için spekülasyon dedi. Şimdi gözler HDP'nin 17 Ocak'taki kongresine çevrildi. Yönetimde kimler ve neler değişecek? MHP'den bir haber yok, onu söyleyelim. Bu arada Hakkı Bey'in bir mesajı var. İroni yapıyor, ironi yapıyor. Ama haksız da değil, bir şeyi hatırlatıyor bize. En azından vekil maaşlarına da zam yapılsın. Biliyorsunuz vekiller kendileri için bir düzenleme olduğu zaman mecliste her konuda 3 aşağı 5 yukarı her konuda ayrı düşen vekiller özlük hakları, maaş gibi konularda fikir birliği yapabiliyorlar. İroni yapmış burada. Bunu da hatırlatmış bize Hakkı.